Herkese selam. Bugün sizlerle seyahat ettiğim zamanlarda, yani yatılara gittiğim zamanlarda yanıma hangi sağlıklı yiyecekleri, atıştırmalıkları alıyorum? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bu da çok sorulan sorulardan biriydi. O yüzden ben de yatıya gelmişken böyle bir video çekmeye karar verdim. Şu anda Almaty, Kazakistan'dayım. Dışarıda kar var. Hava gerçekten çok soğuk burada. Dün sabah itibariyle buraya geldik. Otele giriş yaptığımızda tam böyle kahvaltı saatiydi. Hemen ekipçe bir kahvaltı yaptık. Sonra odaya çıktım, duş aldım ve birkaç saat kadar uyudum. Burada saat Türkiye'ye göre 3 saat ileri olduğundan dolayı da adapte olmak biraz daha zor olabiliyor. O yüzden çok fazla uyumak istemedim. Kalktıktan sonra da zaten ekipçe şöyle bir dışarı çıktık, biraz hava aldık, kahve içtik. Otele geri döndüğümüzde de akşam yemeğini ekipçe yemeye karar verdik. Zaten %50 indirimimiz olduğu için de fiyatlar gayet uygun oluyor. Sabah kalktığımda da böyle gayet buranın saatine adapte olmuş bir şekilde uyandım. Gerçekten çok güzel uyudum. Bu bazen olmayabiliyor. Çünkü saat farkından dolayı bazen uyuyamıyorsunuz, adapte olamıyorsunuz. O zaman gerçekten çok zor. Bugün burada bir boş günüm daha var. Biraz dinlenmeye çalışıyorum. Çünkü sabah 5.30 gibi buradan çıkıp İstanbul'a geri dönüş yapacağız. Uçuş süresi de böyle bir 5 saat kadar sürdüğü için öncesinde biraz dinlenmem lazım. Peki böyle uzun yatılarda, öğlenleri karnım acıktığında ya da arada atıştırmalık bir şeyler aradığında neler tüketiyorum, neler yiyorum sağlıklı olarak, onları sizlerle paylaşacağım. Sabah zaten sağlıklı bir kahvaltı yaptım. Klasik işte salatalık, domates, peynir, birazcık yumurta yedim, kızarmış ekmek. Ve sonrasında da bol su tüketimine özen göstermeye çalışıyorum. Otel odalarında zaten bu tarz şişeler oluyor birkaç tane. Bunlar bittikçe her gün isteyebiliyorsunuz da. Onun dışında zaten dışarı çıktığınız zaman da alabilirsiniz her yerden. Su tüketimi tabii uçtuğum için, çok yoğun uçtuğum için çok önemli. Çünkü gene ellerim, her yerim çok fazla vücudum kuruduğu için önemli. Evet, onun dışında vazgeçilmez ve doyurucu tutan en önemli şeylerden biri yulaf. Şu şekilde göstereyim biraz size. Şöyle minik kaplara koyuyorum. Yani bunun içerisinde ne var? Tarçın var, Hindistan cevizi var. Bazen bunun içerisine keten tohumu ekleyebilirim, chia ekleyebilirim, kabak çekirdeği ekleyebilirim. Bunları karıştırıyorum. İstersem de bunları tavada döndürüp birazcık böyle kızartıyorum ya da fırına atabilirim. Granola gibi çok güzel oluyor o şekilde. Onun dışında şöyle gene küçük kaplarda ceviz, badem, kuru yemiş, yani sevdiğiniz herhangi bir kuru yemiş de olabilir. Bu kaju olabilir, kuru üzüm olabilir, kuru kayısı olabilir, kuru incir vesaire, ne seviyorsanız. Bu tarz kaplarda günlük böyle bir avuç kadar tüketmeye de özen gösteriyorum. Gayet doyurucu ve tok oluyor. Bunu nasıl tüketiyorum? Ya bu ikisini karıştırıyorum. Bununla ilgili bir video çekmiştim. Hatta bu benim ikinci videomdu ve gene Almaty'daydı. İzlemeyenler varsa izleyebilir. Bir basit bir kahvaltı hazırlamıştım. Çok kolay ve pratik gerçekten. Bunların ikisini ya sütle karıştırıp yiyebilirsiniz. Ya da ben şöyle sekkuartlar var. Yoğurt. Onları da yanıma alabiliyorum. Çantama atıyorum. Yoğurtla beraber de tüketiyorum. Çok lezzetli oluyor. Bunları otel odasında küçük buzdolaplarına koyuyorum. Hiçbir şey olmuyor. Bu otelde buzdolabı yok ama ben de o yüzden balkona koydum. Dışarıya koydum. Soğukta kalsın ve bozulmasın diye. Bu da bir fikir. Biraz yüzüme yansıdığından dolayı biraz değiştirdim. Şimdi devam edelim. Ne dedik? Yulaf dedik. Kuru yemiş dedik. Yoğurt ya da süt yanına alabilirsiniz. Bunu aldım. Ve tabii en önemlilerinden biri meyve. Bu şekilde bir tane yeşil elma, kaç gün kalacaksam, 2 ya da 3 gün fark etmez, 1-2 tane atıyorum. Ve tabii ki doyurucu ve tok tutan, aynı zamanda böyle şeker ihtiyacınızı da giderecek muz çok önemli. Hatta şimdi yavaştan acıkmaya başladım, böyle bir şeyler hazırlayacağım, sizlere de göstereceğim. Ve vazgeçilmezim, yani deli gibi her gün bir kaşık tüketiyorum. Bazen böyle kendimi hatta engellemeye çalışıyorum daha fazla tüketmek istediğim zamanlarda. Fıstık ezmesi. Daha önce de bunu söylemiştim. Fitnat içerisinde hiçbir şekilde rafine şeker yok. Ve gerçekten çok lezzetli. Veganlar ve vejetaryenler için gayet de uygun. Bunu Makro Center'larda ya da Migros'larda her yerden bulabilirsiniz. Ve onun dışında bu fıstık ezmesini muzla beraber tüketmeyi çok seviyorum. Çok doyurucu ve çok da pratik oluyor aynı zamanda. Şöyle şekilde sandviç ekmeklerini yanımda götürüyorum. Bunları da gene ya avokadoyla tüketiyorum, bazen yanıma alıyorum. Bir dilim işte avokadoyla yiyorsam bir dilim de fitnatla yiyorum mesela. Gerçekten de çok doyurucu oluyor. Hatta şimdi biraz sonra bunu hazırlayacağım. Ben size de göstereceğim. Ve diğer vazgeçilmez ve çok pratik şeylerden biri. Ton balığı. Çok pratik ve kolay. İstersen bunu, bu sandviç ekmeğini de hazırlayıp o şekilde tüketebilirim. Ya da bazen yanıma makarna alıyorum ve o şekilde tüketiyorum. Hem gerçekten çok doyurucu hem de omega 3 içerdiğinden dolayı da gayet sağlıklı. Ve tabii benim küçük sırrım ve vazgeçilmezim. Altın karışım.
Altın karışımı duydunuz mu bilmiyorum ama zencefil, zerdeçal, tarçın içerisinde var ve bu karışım gerçekten özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için çok iyi. Bunu dilerseniz böyle portakal suyunuza, tabii taze olacak, taze sıtma suyun içerisine atabilirsiniz. Ya da böyle sıcak sütle beraber falan çok güzel oluyor. Gün içerisinde mutlaka zerdeçal tüketmeye çok özen gösteriyorum. Zerdeçalı yumurtayla beraber ya da yoğurtla tüketebilirsiniz, nasıl tercih ediyorsanız. Yemeklerin içerisine de atıyorum. Bunu da mutlaka yanıma almaya çalışıyorum ki hava değişimlerinden dolayı işte bağışıklık sistemim düşmesin diye mutlaka kullanmaya da özen gösteriyorum. Bu benim için gerçekten önemli. Eğer siz hayatınızda zerdeçalı sokmadıysanız bence mutlaka deneyin ve farkını gerçekten de göreceksiniz. Ve aynı zamanda da bu tarz yoğun dönemlerde böyle işte mesela buraya geldim, burası karlı ve soğuk. İstanbul şu anda havası gerçekten çok iyi. Bu tarz dönemlerde işte bir soğuk bir sıcak olduğundan dolayı hasta olma ihtimali de çok yükseldiğinden dolayı kendime çok iyi bakabilmek açısından vitamin de kullanıyorum. Bunların dışında da yanıma bitter çikolata ve bitki çayı da alıyorum. Akşamüstü böyle bitki çayının yanında böyle bir parça bitter çikolata gerçekten çok lezzetli. Bitki çayı böyle beni sakinleştiriyor. Rahat bir uyku uyumamı sağlıyor. Şimdi gerçekten çok acıktım. O yüzden kendime atıştırmalık bir şeyler hazırlayacağım. Daha doğrusu birlikte hazırlayacağız. Evet, sizi birazcık şöyle. Evet, şimdi şu şekilde fıstık kesmesini sürdükten sonra dilimlemiş olduğum muzları böyle üzerine yerleştireceğim. İnanılmaz lezzetli oluyor. Denemeyenler varsa hala bunu ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Bağımlısı olacaksınız çünkü yedikten sonra. Ve bu da benim için. İşte bunlar benim Almata'daki sağlıklı atıştırmalıklarımdı. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Ben çekerken gerçekten çok keyif aldım. Hatta şu anda daha da keyif alıyorum. Çünkü bu güzel sağlıklı atıştırmalıkları yiyeceğim. Ne kadar lezzetli olduğunu gerçekten anlatamam. O zaman ben bu güzel sağlıklı atıştırmalığımı yerken sizlere veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşça kalın.